Gençler selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, bir konu bir soru serisinde bugün kümeler konusundan, küme konusundan size güzel bir soru çözeceğim. ÖSYM'nin sorduğu gibi hikayeli ve sen buna şekil çizerekten, küme çizerekten, Venn şemasıyla falan göstererekten bu soruyu kolay bir şekilde çözebileceksin. Umarım soruyu beğenirsin. Önce istersen kendin önce bir tıkla, durdur, daha sonrasında kendin çözmeye çalış ve çözemezsen eğer beni izle, ama dilersen de çözümü de direkt izleyebilirsin. Vaktin yoksa, kalemin kağıdın yanında yoksa. Şimdi başlayalım çözüme. Sevim Hanım diye bir hanım teyzemiz var. 3 farklı renkteki boncuğu iplere dizerek bileklikler yapmaktadır. 3 farklı renk kullanıyor ve bunları bilekliklere dizip ne yapıyor? Pardon, aynen, boncukları iplere dizip bileklik yapıyor. Sevim Hanım sadece kırmızı boncuklardan oluşan 14 tane, kırmızı ve mavi boncuklardan oluşan 8 tane, 3 renkten de boncuk olan 4 tane, içerisinde en az bir tane sarı boncuk bulunan 14 tane, içerisinde en az bir tane kırmızı boncuk bulunan 30 tane bileklik yapmış. Maşallah. Buna göre Sevim Hanım sadece sarı ve mavi boncukları kullanarak en çok kaç tane bileklik yapmıştır diye soruluyor. Şimdi bizim 3 tane rengimiz var okuduğum. Zaten burada da 3 farklı renk diyor. O 3 farklı rengi sevgili arkadaşlarım şöyle gösterelim. Hangi renkler vardı? Kırmızı var, mavi var ve sarı renkte bileklikler vardı arkadaşlar. Pekala, diyor ki sadece kırmızı boncuklardan oluşan, yani sadece şu kısımda 14 tane, bakın yazdığım bölgede 14 tane bileklik yapmış. Tamam. Daha sonrasında kırmızı ve mavi boncuklardan oluşan, hem kırmızı hem mavi neresi güzel arkadaşlarım, bakın. Şu kısım değil mi? Bu ikisini kapsıyor. Şimdi orayı göstermeyelim ve soruyu okumaya devam edelim. Burada 8 tane bileklik varmış. Onu unutmayalım. 3 renkten de boncuk olan 4 tane. Bakın burası 4'müş. 3 renginde bulunduğu yer. Şimdi şu kısım neydi arkadaşlar? 8'di. O zaman şu kısma ne kalacak? Tabii ki 4 kalacak. Dolayısıyla ben buraya da 4 yazarsam, bakın 4, 4, 8 yaptı zaten. Güzel. Yerleştire gidelim. 3 renkten de boncuk 4 tane burada kalmıştık. İçerisinde en az bir tane sarı boncuk olan 14 tane. Şimdi içerisinde en az bir tane sarı boncuk varsa ya sarıdan bir tane kullanılmıştır arkadaşlarım, yani tek sarı kullanılmıştır. Ya sarıyla mavi, ya sarıyla kırmızı, ya da sarı mavi kırmızı, hepsinin de kullanıldığı olabilir. Dolayısıyla sevgili gençler bunlardan kaç taneymiş? 14 tane. Yani bu sarı kümesi S sarı eşittir 14'müş. Bu cepte. Diyor ki bir de en az bir tane kırmızı boncuk kullanılan 30 tane var. Şimdi kırmızının tamamı 30'sa 14 burada, 4 de burada 18, 4 de burada 22, geriye kalan 8 işte burasıdır. Şimdi bakın 8, 4 daha 12 yaptı. Bu kısım 12. Sarı kaçtı? 14. Yani şöyle dağılabilir, bakın bir şurası bir de burası var ya. Şöyle dağılabilir. 2'ye 0 diye dağılabilir, 1'e 1 diye dağılabilir ya da 0'a 2 diye dağılabilir. Ve gelin bakalım sorunun kökünde bize neyi sormuş, onu bir inceleyelim. Sevim Hanım sadece sarı ve mavi boncuk. Sadece sarı ve mavi boncuk şurası değil mi arkadaşlar zaten? İşte burada diyor kullanarak en çok kaç tane bileklik yapmıştır? En çoğunu sormuş. Cevap 0, 1 veya 2 olacak diyorduk. Cevabımız neymiş o zaman? 2'nin ta kendisiymiş. Şıkların en küçüğü en çok olabilecek sayıymış arkadaşlarım. Cevabımız A şıkkıydı. Evet, bu sorunun da sonuna geldik. Umarım bu küme sorusunu beğenmişsindir. Sana bir şeyler katmıştır. Benim de bunda bu çorbada bir tuzum olmuştur diye ümit ediyorum. Sonraki konularda ve sonraki sorularda görüşürüz. Seni seviyorum. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.